Yavuz Bey. Ne oluyor sabah sabah? Sabah erkenden birileri geldi eve. O adam. Daha önce de gelmişti, Harun. Ha, ne istiyormuş? Sizi sordu. Beni sordu. Ha, ulan iyilik yapsak peşimizdeler, kötülük yapsak peşimizdeler. Neymiş be? Sonra? Eve girmeye çalıştı. O arada nasıl oldu anlamadık. Oldu, evden çıktı. Yapar karavalar. Siz eşlik etmemizi isterseniz. Yok yok, onların derdi bende değil. Gerek yok. Babam ne zaman gelir Ankara'da? Bilgimiz yok. İyi, onun arabasını çıkarttım madem. Kendisinin talimatı var da. Tabii. Size bir taksi çağıralım istiyorsanız. Yok yok, istemez. Hadi benimle. Taksiye verecek para vardı sanki. Çıkır. Ece, iyi misin? Hadi iyiyim de. Sonra söyle ne söyleyeceksen, ne olur. Umurumda mı ki? Umurumda tabii, nasıl umurumda mı ki ya? Neden? Söyledim ya sana. Diğerleri neyse ama sen başka, sen farklısın. İyi de neden? Sen benim soruma cevap verecek misin? İyiyim. Tamam, doğruyu söyle şimdi bir de. İyiyim dedim ya. Değilsin. Ece değilsin, şu haline bak. Gözlerin kıpkırmızı, titriyorsun burada bu soğukta, bu halde. Seni bekledim konuşmak için. Tamam gel, arabada konuşalım. Yok, iyi böyle. Evren olsa tek laf etmeden gelirdin ama ben olunca yoktu. Tamam. Neden acaba Yaz? Haksız mıyım sence? Haklı mısın sence Ece ya? Haklı mısın sence? Bir düşünsene. Sana dedim, güvenme dedim ya. Gitme onun peşinden dedim. Evren'in peşinden gidersen başına geleceği en fazlası bu. Asfalta öyle bir yapışırsın, spatulayla kazırlar seni yerden. Sen tanımadığın için peşinden gidiyorsun onun. Seni tanıyorum ama Yaz. O yüzden gelmiyorum peşinden. Beni tanıdığını da çok sanmıyorum ama... Neyse, konumuz bu değil. Neymiş konumuz? Üşüyorsun Ece. Gel hadi, inat etme. Sen çok çalışmıyor belki ama ısıtıcısı var yani. İnat etme. Hayret. Ne hayret? Açmadın. Yüzünü bile görmek istemiyorum da o yüzden. Ayrıca bunları da seninle konuştuğuma inanamıyorum. Gel ya. Gel gel, bana patla ya. Ne olacak ki zaten? Baban da geldi, Kerem de geldi. Sen de gel, nedir ya? Babama bir şey söyledin mi? Yok, ben evde değildim. Ben seninle bunu konuşmak için geldim buraya. Tamam, söyle ne istiyorsun. Bir şey anlatmamanı istiyorum biraz. Yani dün geç olanlarla ilgili bir şey anlatmanı istemiyorum. Sadece benim sana söylediğim şeyleri anlatmanı istiyorum. Peki. Çünkü babam bu Evren mevzusunu falan öğrenirse delirir. Vallahi çok öyle geleneksel bir tipe benzemiyor ama ataerkil konular her evde varmış demek ki. Kan davası çıkaracak hali yok tabii ki ama. Ama ne? Baba işte. Öyle değil işte.
Dün ben kusarken saçlarımı tutuyordum. Üstelik kimse beni bir şeye zorlamadı ya. Ben kendi isteğimle birlikte oldum, evlendim. Sevdim çünkü. Babam duysa üzülür, çok üzülür. Ama asıl Emre'nin sonrasında dediklerine delirir. Ne dedi? Olur böyle şeyler. Ne var ki bunda, takıldık bitti falan değil mi? Sen nereden biliyorsun? Ben 10 senedir tanıyorum. Eski arkadaşız biz. Ciğerini bilirim onun. Sen beni gerçekten uyardın yani. Evet, gerçekten uyardım seni. Onun için derinden başka hiç kimsenin önemi yok Gece. Maalesef sen de diğer kızlardan farklı değilsin onun için. İşte onlar. Sözde arkadaş. 10 senedir aşık derine. İkisinin de hayatlarında birbirlerine onlardan daha yakın kimse yok. Biliyorum da seni tanımıyorum yani ben. O yüzden sorsam. Telefonu nerede derinin? Bende. Şifresini mi girdin? Sevgilisi falansa biliyordur. Bir şey yapacak mı? Aralarına kimse giremez. Yas! Oğlum yine mi sen lan? Yine ben lan. Ha? Yine ben. Ne istiyorsun lan sen hala? Bu kadar. Derin için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Sorarsan, ki bence soracaksın, bence bilmezden geliyor. Farkında olmaması imkansız. İkisinin de birbirlerinin hayatlarına birileri giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor ama en sonunda hep tekrar bir araya geliyorlar. Aynı Derin'in benle geçirdiği geceden sonra koşa koşa Evren'e geri dönmesi gibi. Bana herkesin içinde kafede, sen kimsin ki? Sen ne zannediyorsun kendini de ben seninle takılacağım, senin çapın ne? Bir gece dışarıya çıktım diye adam mı oldun gibi şeyler demesi gibi. Şimdi anladın değil mi beni? Neden bu kadar öfkelendiğimi, neden intikam almak istediğimi? Değer verdiğin birisi senin gözünün içine baka baka, ya ben işte o zaman kötüydüm. Ama şimdi iyiyim. Sen de o zaman iyi gelmiştin bana ama o kadar. Yoksa onun devamı yok. Olamazdı zaten çünkü sen o kadar değerli bir insan değilsin. Dediği zaman ne kadar acı hissettiğini anladın değil mi şimdi? Aynı şey değil. Sen yattık demişsin. Ben yattık falan demedim ya. Takıldık dedim. Ki takıldık da zaten. Benim teknede sabaha kadar oturduk takıldık. Hepsi o. Yattık falan demedim. Geri kalanını hep Yasemin uydurdu. Şantaj yaptın ama. Derin Evren'in sana muhtemelen bir otel odasında söylediği şeyi bana milletin içinde söylediği için yaptım.
Ama fotoğrafı yayınlamadım. Yayınlamazdım da. Videoyu da paylaşmadım hiçbir yerde. Ben o kadar aşağılık bir insan değilim Ece. Babasına gönderdin ama. Doğru, gönderdim. O beni babamın gözünde bitirdi çünkü. Ben de onu babasının gözünde bitirmek istedim. Ve bitirdim de ödeştik, bitti. Melek çıkacaksın ya birazdan yaz neredeyse. Yok, benden melek çıkmasın. İntikam almak istedim çünkü... Yani intikam da denmez aslında da tam olarak. Ya bana o söylediği o milletin içinde o kadar laf etti. Ben sadece bir küçük özür dilemesini istedim ya. Senin şu an ağlaya ağlaya evrenden beklediğin özür gibi. Bir tek senin gururun yok Ece. Yani benim de var yani. Evet, belki durumumuz aynı değil. Ama ben istediklerini almak için ağlayacak birisi değilim. Gerekeni yaparım sadece. Ne yapıyorsun? Okula gitmeyecek miyiz? Yani eve de bırakabilirim tabii ki de. Araba çalışırsa. Makine. Ne makine? Sen hatırlamıyorsun değil mi? Bu asla tekte çalışmıyor bu araba, tamam mı? Ama sen varken ne hikmetse direkt çalışıyor. Seninle bir derdi var ama çözemedim ya.